Merhabalar değerli veririm sevgili öğrencilerim. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sesleri birleştirerek hece oluşturmayı, heceleri birleştirerek de kelime oluşturmayı detaylı bir şekilde öğrenmeye çalışacağız. Şu anda t sesindeyiz. Şu ana kadar a, m, e ve t seslerini öğrendik. Bu seslerin üzerinde tekrar durmuyorum. Sesleri çıkarılışını kısaca tekrar etmek istersek. A, M, E, T şeklinde çıkarmamız lazım. Şimdi çocuklar iyi kötü sesleri tanımaya başladılar. Ama burada en önemli olay sesleri birleştirmeleri. Şimdi ilk hecemizde ve kelimemizle başlayalım. Çünkü bu kelimemiz hem bir hecedir hem de kelimedir. Burada A sesi var. Burada T sesi var. Bakın T değil. T hiç değil. Hala bazı çocuklarımız bu sese T, T diyorlar. Burada uzatmayacağız. T, T. Bir ses. T, T. Yani A, T. A, Sonra bunu birleştireceğiz. Şu şekilde birleştiriyoruz. At 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 neymiş? At. Çocuklar bir kere okuduktan sonra başlıyorlar satırdaki diğerlerini yazıp geçmeye. Buradaki en önemli yanlış şu. Çocuk yazdığı zaman ödevini yaptığını zannediyor. Lütfen bu yanılgıya düşmeyin. Burada en önemli şey çocuğun yazarken okuması. Ne yapacak? İşte başlayacak. A t at. A -t. at. A -t. Özür dilerim. Başka kalemini alayım. A t at. Buraya geldiğinde de hep aynısını yapmalı ki çocukta kalıcı öğrenme gerçekleşsin. Bir kere söylediği zaman aklında kalmıyor. Ne diyecek? At. Ne oldu? At. 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 Bakın atı değil, ate değil. At. Bu şekilde öğrenmeli. Neymiş? At. At. Diğer kelimemize gelelim. Zaten görselleri de var. X sese bakıyorum. E. Diğer ses ne? T. Çocuğa önce ilk sesi söyletiyorum. Ardından diğer sesi ekliyorum. Et. Et. Neymiş? Et. Yazıyorum. Et. 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 Çocuk iki satırı da aynı şekilde tekrar ederek yazmalı. Siz e, burada videoyu durdurarak yazdırın ve okutarak ilerletin. Şimdi burada iki tane sesli harfle başlayan kelimemiz vardı. Şimdi sessiz harfle başlayan kelimeleri nasıl birleştireceğiz ona bakalım. Çünkü burası bir tık daha zor. Şimdi ilk sesim t. Bakın. T. 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 t, t değil t. Neymiş sesim? T. A. T. Ta. Ta. Neymiş? Ta. Hadi beraber. Ta. Ta. Neymiş? T a. Ta. T a değil. Ta. Hadi hep beraber. Ta. Şimdi burada sessiz harfle başladığı için ilk sesi tek başına çıkarmam zaten zor. O yüzden hemen a'yı ekleyerek çıkarmak çocuklar için daha kolay olacak. Ne diyeceğim? Yazıyorum. Ta neymiş? ta Evet. Bu iki satırı da bu şekilde devam edelim. Alttaki hecemize gelelim. Bakın yine t sesiyle başlıyor. e sesiyle devam ediyor. İlk sesimi söyleyip diğer sesimi ekleyeceğim. t t neymiş? p Hadi yazarak devam edelim. t t şeklinde bu hecemi de yazacağım. Şimdi iki harfli hecelerle başladık. Tabii ki de ne olacak? Hece sayılarımız artacak. Pardon harf sayılarımız artacak. Harf sayılarımız artınca hecelerimiz de artacak. Şimdi burada 3 harften oluşan bir kelimem var. Bakın zaten bize burada ayırmış. Bize bir kolaylık vermiş. Yani bana diyor ki önce burayı oku. Burayı oku, okuduktan sonra da buradaki sesi buna ekle. Şimdi buraya bakıyorum. İlk başlayan harfe dikkat etmek çok önemli. Hangi harfle başlıyor? A. Sonra ne geliyor? N. An. An. Neymiş? An. Unutmuyorum. Neymiş burası? An. Burada ne yazıyor? T. Ant. Ant. Ne oldu? Ant. Neymiş? Ant. Hemen yazıyorum. Ant. Ne oldu? Ant. Ant. Ne oldu? Ant. Şeklinde kelimemi tekrar tekrar yazdırıp okutuyorum. Çocuklar lütfen yüksek sesle okusunlar. Çocuklar yüksek sesle okumazlarsa, sessiz sessiz ben okudum ben okudum derlerse hem kendilerini hem sizi kandırırlar. Onların çıkardıkları sesleri duyun. Onlar kendileri çıkardıkları sesleri duysunlar. Bu en önemli noktalardan biri. Gelelim diğer kelimemize. Şimdi yine bana ikiye ayırmış. Burayı okuyorum önce. Hangi sese başlıyor? T. Sonra ne geliyor? A. Ta. Neymiş? Ta. Burada ne var? T. Ta. Tat, tat. Neymiş? Tat. Hadi yazalım. Tat. Ne oldu? Tat. Bu şekilde bu kelimemizi de yazalım. Daha sonra gelen kelimemiz yeni üç harfli. Yine bakıyorum bana ayırmış. Zaten bakın bu heceleri şurada çalıştık. Şimdi bazı çocuklar ezberleyebilir. Çocuklar farklı farklı özelliklere sahip. Kimileri heceleri ezberleyerek gider. Kimileri ses ses birleştirerek gider. Kimisi üç sesi birleştirerek gider. Bu çocukların kendi seçimi. Biz bunlara yardımcı olmaya çalışmalıyız. Hayır, illa böyle öğreneceksin yok. Her çocuk kendi tarzıyla öğrenebilir. Zorla benim söylediğim gibi, benim dediğim gibi öğreneceksin diye bir şey yok. Önemli olan öğrenmesi. Kendi stilini kendi de yaratabilir. Şimdi gelelim. Önce t sesi var. Sonra e sesi var. Ne olur? T başlayacak. T. T. Burada ne yazıyor? N. T. Ne oldu? Ten. Ne oldu? Ten. ten. Tenim. Ten. T. E, ten. 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 ten şeklinde bu kelimeyi de çalışalım. Neymiş? Ten. Ten şeklinde devam ediyor. Gelelim bir diğer kelimemize. Bu aynı zamanda bir isim. Burada da fotoğrafı olan kişi. Yani Atatürk'ün ilk iki hecesinden oluşan kısmı adının. Hangi sesle başlıyor? A. Daha sonra İki tane sesten oluşan bir hece var. Şimdi A aklımda. Buraya bakıyorum. Burada ne yazıyor? T, t sesiyle başlıyor. A ile devam ediyor. Ne oluyor? Ta. Ta. Bu neydi? A. Ta. A. Ta. Ata. Neymiş? Ata. Ata bir isim olduğu için ilk harfi büyük oluyor. A. Ta. Neymiş? Ata. Tabii çocuklar ezbere bu kelimeyi Atatürk demeye çalışıyorlar ama bunu doğru bir şekilde öğrenmeleri için sistemi anlamaları gerekiyor. Çocuklar kafadan atmayı, bir iki kelime öğrendiği zaman onu tekrar tekrar her kelime de onu söylemeyi yapıyorlar ne yazık ki. Ama bu zaman içerisinde oturacak. Şimdi şöyle düşünelim. İlk grup sesimiz, seslerimiz, ikinci grup seslerimiz yani yaklaşık 12 harf geçtikten sonra çocuklarda sistem yavaş yavaş oturacak. Üçüncü grup seslerimiz bittikten sonra ise çocukların hemen hemen hepsi sistemi anlayıp e, güzel bir hızla ilerleyecekler. Ama bu ilk haftalar çok ama çok önemli olduğu için bu söylediğimiz konulara çok dikkat etmeliler. Şimdi devam edelim. Bir iki tane kelimem daha var. Bunları da Okuyalım. Şimdi geldim iki heceli bir kelimem var. Her hecem iki sesten oluşuyor. Önce yine burayı okuyorum. Ta neymiş ta. Aklımda tutuyorum. Neymiş ta ta aklımda. Burada ne yazıyor? Ne. Ne. Burada ne yazıyordu? Ta ne. Ta ne. Ne oldu? tane. Ne oldu? tane. Şimdi bazı çocuklar da şöyle okuyorlar. Yani sen böyle okuma diyemeyiz o çocuğa. Diyor ki a ta, 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 tan, tan, e, tane. Böyle de okuyabilir. Bu çocuğun kendi tarzı. Ama heceleyerek okumak, uzun kelimeleri okumak da bir tık daha kolaylık sağlar. Bunu da çok uzun kelimelerde, o kelimeyi ikiye bölerek e, çocuklara öğretebilirsiniz. Ne diyoruz? ta ne tane bakın önce heceleri söylüyorum ta ne sonra kelimeyi vurguluyorum tane tane şeklinde okutuyorum altta bir kelimem daha var buna geldim an şimdi bakın burada 3 sesten oluşuyor adım adım gidelim an aklımda an aklımda t e t te ten ten an ten an ten ne oldu anten şeklinde yazıyorum ne diyorum an ten anten 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 an dediğim gibi yine çocuk seslerin hepsini tek tek de birleştirebilir bu onun seçimi ama heceleyerek de gidebilir bu şekilde çalışma yaptırmaya özen gösterelim. Ayrıca çocuklara dikte yaptıralım. Dikte neydi? Sizin söylediğiniz kelimeyi çocukların yazmasıydı. Mesela şurada göstereyim. Çocuğa diyeceksiniz ki nene yaz. Şimdi çocuk başlıyor. Nene nasıl yazılır? Ne 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 ne. Şimdi öncelikle heceleyerek vurgulatın. Ne ne. Şimdi önce ne yazacağız? Ne. Ne hangi sesle başlıyor? N ne. Ne yazdım? Ne. Ne'yi yazdım. Şimdi bir tane daha ne yazacağım? Ne. Ne. N ne. Ne oldu? Nene. Ya da taneyi yazalım. Ta ne. Ta ne. Ta yazıyorum. Ta. 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 Ne. Ne oldu? Tane tane unutmayın ne kadar çok tekrar ederlerse ne kadar çok okumaya gayret ederlerse ne kadar çok dikte yaparlarsa sistemi o kadar çabuk kavrarlar şu anda dört sesimiz var sesleri karıştırmamaları lazım sesleri öğrenirken neylerden yola çıkarak öğrendiklerini bilmeleri lazım mesela a tarzan nasıl ses çıkarır a dedik hm, sesini ne dedik araba araba kullanıyorum. Hmm. E ne dedik? Bebeği uyuturken ninni söylerim. E e e. T. Ne dedik? Parmağımızda sıraya vurduğumuz zaman çıkan ses. T, 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 t. Bu şekilde sesleri unuttukça bu bu harf E demeyeceksiniz. Bebeği uyuturken nasıl ses çıkarırım? Çocuk diyecek ki E sesi kendi bulacak sesini unuttu diyelim. Ne diyeceksin? Hemen şöyle yapacaksın. Bu neydi? Çocuk diyecek ki t gibi sesleri hatırlatın. Direkt söylemeyin. Bu şekilde çalıştırmaya gayret eder. Ee, özen gösterirseniz eminim ki çocuklar en kısa zamanda sistemi çözeceklerdir. Görüşmek üzere.